Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7 Mart Pazartesi, Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, haftanın açılış programında bugün Bursa'da 9 koşulu bir program var. 72 safkanın yer almış olduğu güzel bir program. En azından bunu da belirteyim. Burada çim yok, sadece kum yarışları var. Bugün tabii Bursa'da çim yok mu? Var tabii ki de. Onlar da herhalde büyük ihtimalle Mart'ın ortalarından itibaren herhalde açarlar diye düşünüyorum. Tabii yarış programlarına, yarış takvimlerine bakmadığım için ama bakmak isteyen varsa arkadaşlar TCK sitelerinde zaten bunlar takvimler gözüküyor. Oradan çim, kum ne varsa gözüküyor zaten. Onları da belirteyim. Tabii tek bir yarış programımız var. Akşamleyin bir Manuk Valley Amerika yarışımız var. Arkadaşlar iki haftanın civarındadır. Hani bu Ukrayna Savaşı başladığından beri ben Amerika yarışlarının hepsini açık bıraktım. Yani herkes en azından faydalansın, seyretsin diye. Şimdi tekrardan belirteyim. Yarından itibaren, yani şu programdan itibaren, Manuk Valley'den itibaren sadece üyelere özel seyret izleyecekler ve akşam yarış başlamasına birkaç dakika kala açıyordum ya, artık bunu açmayacağım. Sadece üyeler seyredebilecekse üyeler seyretsin arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Çünkü her gün, yani zaten çok az bir üyem vardı. Her gün maalesef o üyeler de gitmeye başladı. O yüzden böyle bir önlem almak zorunda kaldım. Ama şunu da belirteyim arkadaşlar, yeni üyelik yapan arkadaşlar da veya üyeliği devam eden arkadaşlar için de söyleyeyim. Bakın 10 ve 15 TL'lik üyelikleri ben nereden baksanız 6 aya yakındır söylüyorum. Buradan üyelik yapmayın, izleyemezsiniz diye. Yine yeni üyelikler olmuş bu dediğim kısımlarda. Mümkünse 25 TL ve yukarısını işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer üyelik yapmak istiyorsanız, ama yapmıyorsanız canınız sağ olsun, bir şey diyemeyeceğim. Ama 25 TL ve yukarısı olan abonelik yapan arkadaşlar katıl butonundan izleyebilirler. Bunu da belirteyim. Instagram'dan da ben sadece şablon paylaşıyorum. Bunu da belirteyim. Eğer istiyorsanız Instagram'dan da şablon almak isterseniz de Instagram'dan da üyelik yapabilirsiniz. Zaten bütün videoların açıklama bölümünde gerekli bir yazılımları ben yazdım. Oradan da okuyup bakabilirsiniz. En azından kafanıza takılan bir şey olursa da Instagram üzerinden bana konuşabilirsiniz arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince zaten bütün sorulara cevap veriyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyelim. Bu arada birkaç arkadaşımız diyecekler yine Yılmaz abi, yok Yılmaz paracı olmuş. Bununla alakası yok arkadaşlar. Bu Amerika yarışı benim sizlere ekstra bir yayınım. Çünkü ben normalde yerli program yapıyordum. Hani Amerika, çünkü yaptığın zaman benim bütün günümü alıyor. Yani yalan değil, bütün günümü alıyor. O yüzden eğer sizler de hoşunuza gidiyorsa böyle devam edin. Ama Amerika'da beni takip eden arkadaşların ben zarar ettiğini hiç düşünmüyorum. Öyle veya böyle muhakkak masrafını, karını çıkartıyoruz. Yani bir verdiğiniz hesabı yapın, bir de karınıza bakın. Yani büyük ihtimalle kar ediyorsunuz, zarar ettiğinizi düşünmüyorum. Bazı arkadaşlarımız konuşuyor da işte ben seni takip ediyorum, hep zarar ediyorum gibi laflar ediyorlar da, yani bilmiyorum, zevk için mi yapıyorlar, başka türlü mü yapıyorlar, onu anlamış değilim. Ama dediğim gibi eğer Amerika yarışını takip etmek isteyenler için üyelere özel dediğim şeyi okuyabilirsiniz. Oradan da bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Hemen Bursa yarışlarına başlayalım. Birinci koşu saatler 14'ü gösterirken Maiden dişilere ait 4 yaşta Arapların 1200 metrelik kum yarışı ilk startımızı veriyoruz. Tabii ki burası birinci altılı ganyanın ilk ayağı. 3 ve 6 nolu safkanların ekürü olduğu bu koşuda birinci altılı ganyan başlıyor. Ben burada 3 nolu Oyamer ekür avantajı start alacak olan bu kutların güzel temsilcisi Nevzat Avcı ile güzel durumuyla, son güzel ikinciliğiyle bana göre de bu grubu geçmesi en normal sonuç olur. Ben de banko olarak önereceğim. Güne banko ile başlıyorum arkadaşlar. 3-6 ekürler tek. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde şartlı 5 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışı. Evet, 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda da ben önceliği tabii ki bu mesafelerde etkili sprintiyle, sonlarda gelen ataklarıyla yarışı lehine çevirebilecek olan bir nolu Caliente, bu Ütopya temsilcisi Özcan Yıldırım'la iyi bir uyum haline geldi. Son iki yarışında üst üste kazanan bu safkan bana göre de birincinin en güçlü adayı. Küçük ve risk sevenler için benim bugünkü yine alternatif tek adayım. Ama bu safkanın yanına rakip arıyorsanız da 8-10 tor içimi Alican İnci ile çok uygun kilosuyla sizlere önerebilirim. Ama önce 1, daha sonra 8. Günün 3. koşusu 7'li plase, üçlü ganyan ayağımızın başlangıç ayağı olan bu koşu bir şartlı 5. 4 yaşta Arapların 2000 metrelik kum yarışı.
6 safkanın yer almış olduğu bir koşuda birbirine yakın safkanların denk gelmesi biraz yarışı çekişmeli hale getirecek. Ben önceliği 5 numaralı Polat Rüzgar'ına vereceğim. Bu Demir Deven'in güzel temsilcisi Serkan mıydı? Neydi kardeşimiz? Sercan mıydı? Sezer Çelik'le start alacak olan bu safkan. En azından son 2 yarışta güzel bir form yakalamadı ve formunu her geçen gün yukarı çıkaran bir isim. Zaten kalite bir isim. Ben de birincilikte ilk şanslı isim ama tabii ki 1 numaralı Öner Bey, bu Orçun temsilcisi Cemal Paso'yla start alıyor. Son 4 yarışta 2 tane birinci çıkarmış, bu isim kesinlikle kuponlarda yer almalı. Bir de iyi gruplardan gelen 2 nolu Ateş Alan. Bu Özgür Han temsilcisi Aytek Gülgeller'de önereceğim son isim olur. 5-1-2 benim 3. koşu için önereceğim isimler. Günün 4. koşusundan itibaren 2. altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 14, dişilere ait 3 yaşlı İngiliz'in 1900 metrelik kum yarışına. 11 safkanın yer almış olduğu bu koşuda önceliği 3 nolu TBW'ya vereceğim. Wiener Vazza temsilcisi Alican İnci ile son 3 yarışta 2 tane ikinci çıkaran bu safkan bu aralar bir artık birincilik yakalayacak görüntüde. Kesinlikle ben peşini bırakmayacağım. Bu safkan bu iyi durumuyla bence önlerde şanslı isim olarak yazacağız. 2 nolu Cosmic Storm bir Torok temsilcisi Cemal diyorum bazen karıştırıyorum bunları. Cemal Paso ile start alacak olan safkanda yine iyi bir form yakaladı. Bugün uygun grupta bence kesinlikle şanslı isimler arasında. 4 nolu Shikabella bir liner temsilcisi Ali Emzat Avcı ile start alan isim de son yarışını kazanan formda bir isim. 1 nolu Sultan Cenim kendini temsilcisi Furkan Himle start alan safkanda yine uygun bir grupta start alıyor. Ve son olarak da 6 nolu 7 düvel Scarface temsilcisi anne kanatından da bir Velocraptor yani ta diploylara giden bir orijin. İsmail Dinar'la start alacak olan safkanda son yarışını meydanda çıkarak kazandı ama mesafe uzundu en azından. Mesafe yatkınlığıyla da bence burada da şanslı gördüğüm isim olacak. 3-2-4-1-6 benim bu koşu için önereceğim isimler olacak. Günün 5. koşusuna geldik. Şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışına. 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda ben önceliği 2 nolu küçük Joe'ya vereceğim. Bu Amerikalı temsilcisi Kadir Tokaçoğlu ile son yarışını da kazanırken gelecek için güzel şeyler vaat eden bence bu ekünün iyi atlarından olan bir 2 nolu küçük Joe yine bugün güzel hazırlıklarla bana göre birincilikte yine iddialı ve şanslı gözüküyor. Daha sonra 4 nolu Öykü Can bu Mendip temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alıyor. Birincilik yaptıktan sonra 2 tane arka arkaya 5.lik yapıldı ama son yarışındaki ikinciliği gayet tatminkar bu safkanın. Ben önlerde şanslı gördüğüm bir isim olacak. 7 nolu Simirdar Romans bir Smart Robin temsilcisi Muhammed Bir Bilgin'le start alacak olan bu safkanda nihayetinde son yarışını kazanan bir isim. Bir nolu Forty Simon, bir Victor Gallo temsilcisi Gökhan Gökçer'e start alacak olan bu safkanda. Bu yıla güzel bir başlangıç yaptı. Çok formda. Şu aralar iyice formunu yükselttiğin bir isim. Kesinlikle ihmal edilmeden kuponlara yazılması gerekir. Ve 3 nolu Zeybek Flight, bir Indy Dice temsilcisi Nurettin Şen'e start alacak olan bu isim de. Yine pistin bu aralar ıslak olduğunu düşünüyorum. Çünkü İzmir'de bayağı 2 gün arka arkaya yağmur yağdı ama şu anda gece yağmur yok. Ama büyük ihtimalle Bursa'da da yağışlı ve nemli olabilir. Bu safkan biraz nemli pistleri de çok seviyor. O yüzden 3 nolu Zeybek Flight'ı da Nurettin Şen'le de dikkat etmekte fayda var. 2-4-7-1-3 benim bu koşu için önerdiğim isimler olacak. Günün 6. koşusunda günün önemli koşularından birisi olan Gelibolu koşusu var. Kısa vade 8, 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışında 6 safkanın yer almış olduğu bu koşuda geçen 21 gün önce uzun mesafede uzak ara kazanan oldukça gösterişli yarış kazanan 3 nolu Siempre bu Ofla White temsilcisi Mustafa Çiçek de arkasından çok güzel işlere de sahip yani üst üste 3 tane 4 tane iş yaptı ve bence de çok hazırlık olarak da iyi. Yani safkan bence daha da iyi duruma geldi. Mesafe de iyi. Zaten çoğu rakipleri de aynı gün koşmuşlardı. Burada bir paryon vardı. Ben bugün yine kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü bankom olacak. 3 nolu Siempre Mustafa Çiçek de benim bugünkü bankom olacak. Günün 7. koşusunda kısa vade 8, 3 yaşlı İngiliz'in 1400 metre kum yarışı. Evet yine bir kısa vade 8 yarışımız var. Bu sefer 6 safkanın yer almış olduğu bu koşuda ben önceliği 3 nolu Master of Puppets'a vereceğim. Bu Papa Klem'in güzel temsilcisi Mehmet Kayra start alıyor ve kendi ayrı atlarından bu isim şu an tam kelimesiyle anlamıyla tırnağının ucunda
tabiri yerindeyse. Çünkü Safkan çok formda ve son yarışı kazanan bir isim. Bu yıla fırtına gibi girdi. Allah ayakları düz basasın hepsinin. Bir numaralı Efe Kopper, bir Kulolu temsilcisi de Ayhan Kurşun'a start atacak. Ama Safkan da bayağı iyi bir başlangıç yaptı. Önce üçüncü, arkasından kazandı ve son yarışındaki ikinciliği de gayet tatminkar olan bir isim. Her geçen gün daha da yukarı tırmanmaya başladı. Formunu da yükseltmeye başladı. Bu Safkan da iyi yerlerde göreceğimize eminim. O yüzden ben bu 3 numaralı Master of Puppets'ın yanına bir numaralı Efe Kopper'ı da yazıp bayağı 3-1 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Ama bu 3-1'in dışında ben daha 1-2 rakip daha yazabilirim derseniz, o zaman 4 numaralı Soner Bey, Kaptan Rio temsilcisi Gökhan Gökçeli ve bir de 2 numaralı Half A ve Papa Klem temsilcisi de Okan Gökçeli de kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. Günün 8. koşusu Maiden dişilere ait 4 yaşta Arapların 1200 metrelik kum yarışı. 8 Safkan'ın yer almış olduğu bu koşuda ben önceliği 2 nolu siyah güre vereceğim. Bu son Mart temsilcisi Ali Can İnci ile en azından bugün kendine uygun bir rakip buldu. Bu rakipler arasında bence Fota'yı önde geçebilir her şeyle. Şu anda bütün şartlar bu Safkan'ın lehine gözüküyor. Ama yanına tabii ki at yazacağız çünkü biraz istikrarsızlık söz konusu olduğu için bu bir nolu Bişen, bir Taycan temsilcisi, anneden de bir Aknasip. Ben Aknasip'i bütün yarışlar seyrettim zaten. C grubundaki yarışlarını B grubunda, B grubunda hiç geçilmeden çıktı zaten. C grubunun tam son yarışında bir Celebulu Şahin'e geçilmişti. O da bir biraz kurma oldu bence. Çünkü Safkan tabelaya girse grup değiştirdi. B grubuna çıkacaktı. Celebulu Şahin de birinci, ikinci mi ne ama B'ye çıktıktan sonra da yine aynı yarış, bir kısa vadeli bir yarış koştular. Aknasip bu sefer Celebulu Şahin'e yani 100 metre herhalde attı ya. 100 metre bir fark attı. Çünkü o zamanlar böyle 200-300 metre farklar da atılıyordu. Aknasip'le benim çok çok sevdiğim at. Hatta Aknasip'le bizim bir tane at vardı. Onu koşturmak nasip oldu. Hem de kimi bindirdik? Halis Kardaş'ı bindirdik. Halis Kardaş da o zaman aprantiydi tabii. Atın ayakları kanlar içinde geldi. İşte ne yapacaksınız? Şampiyon, imparator işte, sihirbaz bizim atın ayaklarını makine çıkarken makineye vurduruyor işte. Ne yapacaksınız? Şimdi imparator. Olsun, her zaman her şeyde bir hayır vardı diyelim. İki nolu Siyahgül, öncelik tabii ki bir nolu Bişen. Orijinal olarak iyi. Taycan'ın da zaten çamur piste çok yakın. Anneden de Aknasip de aynı şekilde. O yüzden ben biraz pistin nemli olması halinde bir nolu Bişen'in bugün çok farklı yarış koşmasını bekliyorum. Bir aynı şekilde dört nolu Rüya'nın kızı. Bu Batur Şah temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine bugün önlerde şans verdiğim bir diğer isim olacak. 2-1-4 benim bu koşu için önerdiğim isim. Bizde şey vardı arkadaşlar, şimdi soracaksınız hangi hafta? Seklavi 15 vardı. Bu Seklavi 15 kimlerin atıydı? Haber kanalının sahibiydi. Yani hatta bizde Seklavi 15'ten sonra şey geldi, Muska geldi. Muska Hatay koşusunu kazandık. Tabii ben oraya gitmedim de ama Ziya Mutlu'yla hem de kazandı. Yani çok güzel şeyler. Geldik günün son koşusuna. Şartlı 4-4 ve yukarı. Arapların 1200 metrelik kum yarışına. Burada da 3 ve 6 nolu Safkanlar ekürü, 7 ve 9 nolu Safkanlar da ayrı ekürü. Son yarışında rakibini kollarken farklı bir atası geçiren 7 nolu Toros da bugün ekürü yanına koymuşlar. Herhalde işi garantiye alacaklar. Bu Kaysberg temsilcisi Tolga Yıldız da bugün bana göre birinciliğin en güçlü adayı olarak karşımızda çıkıyor. Ben yanına tek rakip vereceğim. Bu da 2 nolu Kapaklı Can, bu Atom Karaca temsilcisi Mustafa Çiçek de yine performansını her geçen gün daha da iyi duruma getiren bu isimle mesafeye yatkınlığıyla da şans verdiğim bir diğer isim olacak. 7-2 benim son koşudaki sıralama arkadaşlar. Hemen şablonumuzu da gösterelim. Şablonumuzu da hazırladık. Evet, burada. Birinci koşu 3 tek, ikinci koşu 1, daha sonra 8. Üçüncü koşu 5-1-2, dördüncü koşu 3-2-4-1-6, beşinci koşu 2-4-7-1-3, altıncı koşu 3 tek, yedinci koşu 3-1, daha sonra 4-2, sekizinci koşu 2-1-4, son koşu 7-2 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.